Arkadaşlar, Salı videosuna hoş geldiniz. Bizim bu haftaki konuğumuz Sorento. Tamponu görüyorsunuz değil mi? Bu araba bize Trakya bölgesinden geldi. Tam şimdi ilini hatırlamadım. Orada bir devlet memuru abimizin arabası diyelim. Bu araba niye geldi bize? Bu arabayla önden bir kaza yapmış. Aracı İstanbul Topkapı'da bir yerde yaptırmış. Ama arabada sonuç. Şimdi detayları göstereceğim size. Bu arabayı biz ne yapacağız? Ön tarafını sökeceğiz. Aksaklıkları gözümüzden göreceğiz. Ona göre de hareket edeceğiz. Ne yapacağız? Şasamasayı düzelteceğiz belki. Hacı Bey geldi. Bak, sakallarını kesmiş. Tamponsuz araba gibi durmuyor mu? Evet. Tamponsuz. Açsana bir kaputu. Kaputu açmadan hemen gel abi, yaklaş bana. Sen kapının oraya geç, bekle. Bak, görüyor musun? Boyaları dökülmüş abi. Geliyor. Her bir yerinde var bu. Yani bu boya iş. Ah, elimi kesiyordum. Bu boya işli. Yani böyle bir boya işliğini, buyurun, duvar kağıdını söküyoruz. Değil, değil mi? Aç abi. Bir dakika. Gel. Yani şu ayar yok. Tamam, farın burası kırık. Eyvallah, ama sahibi değiştirme, tamir et demiştir. Çünkü bir maliyet sonuçta. Ondan sonra şu far aralıklarına bir bak abi. Şey, çamurlukla kaput aralığını gösterebiliyor musun? Şimdi burayı göstereceğim. Bir de orayı sen geç abi, sen tarif et şimdi. Bu işi en iyi sen tarif edersin. Kameranın altına geçiyor. Bu kadar da iyi adam. Bu arayı görüyoruz. Bir de bu tarafın çamurluğun arasına bakıyoruz. Güzel, şimdi bir de şu çamurluğun arkasına bakıyoruz. Arkasına? Ha, mesela. kapı çamurluğun üstüne bindi, binecek. Evet. Aç baba kapıyı. Bu Kia da plakası görmüş mü? Şimdi Serkan gel. Benim ilk tespitim, görüyor musun abi, bu hala bükük duruyor burada. Yani bu da demek oluyor ki bence sol şase kafası böyle içeriye doğru bükük. Bükük olmasa niye bu kadar? Görünecek bir. İkincisi, bak bir buraya bak. Bir buraya bak. Her seferinde kaçma geri. Bir buraya bak. Bu arabanın sağ tarafı, yolcu tarafı. Bir de bu tarafa bak. Bu tarafta geride. Bu arabanın hem kafası içeride. Yani sürücü tarafı yolcu tarafına doğru basık, hem de geride. Keza buralardan da görünür, anlaşılır. Başka bir yerini daha ben görmüştüm. Neresiydi orası ya? Bak, burası şişik. Orası şişik değil. Zaten kaza bu taraftan. Mükemmel bir far onarımı. Gel hadi bakalım. Yani hakikaten Çok güzel yapmışlar. Makinesi yokmuş adamın büyük bir ihtimal. Makinesi yoksa kaportacılık yapmayacak abi, kusura bakmasın. Ya da orada bir farcı mı yok? Ver 300-500. Bak, bunu yapmış. Yaptır arabanı. Doğru mu? Her işi biz yaparız diye mantık mı? Adamın işini görmüş testim işte. Tabii. Gel şuraya bak, şuraya. Gel. Hop. Peki bu niye böyle olmuş? Astar zımparası. Astar kalitesiz, astar zımparası zayıf. Güneşi görünce. Oh. Güneşi gördüm. O zaman şu genç delikanlı ustamız yeni başladı bugün işe.
Ustacığım eline sağlık. Eyvallah. Neler yapacaksın şimdi? Şimdi gördüğümüz gibi iç panel darbeden dolayı yamulmuş. Bunu düzelteceğiz. Sacımızın halini görüyoruz. Sacımızda ve kalınlığı görüyoruz. Bunu yerde düzeltip, içinde düzeltip tekrar monte edeceğiz. Kaldıralım mı? Gel. Çekecek miyiz? Çek yapacak. Evet ustacığım. Arabamızın paneli geride. Makineler çekeceğiz. Arkadan destek alalım mı? İşte tam dostum abi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sırası bizde şimdi gerisi. Evet. Evet.
Stopu tutar mısın? Bu arabanın neresi boyandı? Ön tampon, ön arka tampon. Tampon boyandı. Arka tampon boyandı. Başka? Ön tampon demirini falan boyandı mı? Boyandı. Ama boya aşaması yok. Yani otomatik olarak bu videoyu 3-5 dakika eksik izliyorsunuz. Bunun sebebi de Serkan arkadaşınızdır. Bilginiz olsun. Ön tampon bu arada yeni. Olabilir. Yeni tampon boyanırken video çekmiyor muyuz kanki? Biz bu arabayı ön tamponu değiştireceğiz. Arka tamponu yok. Ön tamponu kurtaracağız. Arka tamponu değiştireceğiz demiştik. Tam tersini yaptık. Arka tamponu kurtardık, ön tamponu değiştirdik. Videonun amacı neydi arkadaşlar? Kötü yapılan işçilikle paranızı sokağa atıyorsunuz. Yani çok fazla paranız varsa arabayı yaptırırkenki süreçte yaptırmayın. Yani boşa yapılmış işlem sokağa para atmak değil mi? Doğru. Çıksın mı? Gel abi bu sefer. İstemiyor musun? Tamam. Yani hayır kurumuna verin, en azından sevapla girersiniz. Artı pointiniz olur yani. Bak geldi ikinci kere dünya para harcadı bu adam burada arabaya. Niye? Çünkü olmamış. Olmamışını da gördünüz. Neydi? Katlanmış arabanın. Adam pompa bile vurup çekmemiş araba. Bu sebeple bu salı videosunu da size bir örnek niteliğinde, fazla paranız varsa götürün. Başka bir yere bir bağış yapın. En azından sevaba gelin. Fazla paranız yoksa bir işi bir seferde yaptırmak için doğru ellere teslim edin. Doğru ellerden bir tanesi biziz ama bizim gibi binlerce doğru el var İstanbul'da. Bu sebeple bilginiz olsun istedim. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı, sosyal medyanızda videolarımızı paylaşmayı, arkadaş gruplarınızla WhatsApp'tan videonun linklerini paylaşmayı lütfen bize çok görmeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.